Pınar'ın Örgü Dünyası YouTube kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere ben çok güzel iki şişli örülen muhteşem bir örgü modeli anlatacağım. Benim orta kalınlıkta ipim var, üç buçuk numarada şişlerim var. Modelimize geçmeden önce kanalıma abone değilseniz abone olmayı, videolarımı beğeniyorsanız beğeni yapmayı unutmayın. Kanalıma abone olmak tamamen ücretsizdir. Dilerseniz şimdi modelimizi yapmaya başlayalım. Ben ipimi kenara aldım. Şişlerimizin ikisini bir alıyoruz. Modelimiz 12 ilmek ve katları artı 3 ilmekten oluşmakta. Ne yaparsak bunun üzerine modelimizi kuruyoruz. Ben iki model üzerinden anlatım yapacağım. Biraz daha ilmeklerimi alayım. Sayalım. 12 ilmek ve katları 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 23 24 25 26 27 ilmek aldım ben şişime toplamda iki model üzerinden anlatacağım için bir düğüm atıp ipimizi ilmeklerimizi sıkılaştırdık ben lastik üzerine modelimizi kurmuyorum ama siz istediğiniz lastik üzerine modelimizi kurmaya başlayabilirsiniz. İlk sıra olduğu için bütün ilmeklerimizi düz olarak örüyorum. Bu sırada bütün ilmeklerimizi düz olarak örüyorum sıra sonuna kadar. Modelimiz hem kız çocukları hem erkek çocukları için kullanabileceğiniz bir örgü modeli. Bütün ilmeklerimizi düz olarak ördük. Modelimizin ön yüzündeyiz. Bu sırada kenar ilmeğini örmeden aldım. Kenar ilmeğinden sonra bir ilmeğimizi örmeden sağ şişimize alıyoruz. 4 ters örüyoruz. 1 2 3 4 ters ilmek buradaki 3 tane olan ilmeğimizin bakın bu sondakini üçüncüyü alıp bu iki ilmeğimizin üstünden geçiriyoruz bir düz örüyoruz bir doluyoruz yine bir düz ilmek örüyoruz yine sıra 4 tane ters ilmek örüyoruz 3 4 ters ilmek Burada bir ilmeğimizi örmeden sağ şişimizi alıyoruz. 4 ters. 3 4 ilmek ters. Bakın. Burada 3 tane ilmeğimiz var. Bu üçüncüyü aldık. Bu iki ilmeğin üstünden geçirdik. Bir düz örüyoruz. Bir doluyoruz. Bir düz daha örüyoruz. 4 ilmek ters örüyoruz. 3 Dördüncü ilmeğimizi de ters ördük. Bu ilmeğimizi örmeden sağ şişimizi alıyoruz. Kenar ilmeğimizi de ters olarak ördük. Modelimizin arka sırasındayız. Arka sırada ilmekleri gördüğümüz gibi örüyoruz. Bakın. Bakın bu bizim örmeden sağ şişimizi aldığımız ilmeğimiz. Onu da ters olarak örüyoruz. 1 2 3 4 ilmek düz örüyoruz. 3 ilmek ters. 4 ilmek düz 4 ilmek düz bu bizim örmeden saç aldığımız ilmeğimiz bunu ters olarak örüyoruz almadan ilmeğimizi örmeden aldığımız ilmeğimizi arkada hep ters olarak örüyoruz 4 ilmek ters bir düz kenar ilmeğimizi de düz olarak ördük. Modelimizin ön yüzündeyiz. Bu sırada bakın yine bu ilmeğimizi örmeden ön yüzde hep örmeden boşalıyoruz. 1, 2, 3 ilmek ters örüyoruz. Buradaki ilmeğimizin yönünü değiştiriyoruz. Bu ilmeğimizi soldan sağa doğru kesiyoruz. Bir ilmek doluyoruz. Bir ilmek düz örüyoruz bir ilmek doluyoruz. Bakın bu iki ilmeğimizi de birlikte kesiyoruz. 1 2 3 ilmek ters. Bakın bu ilmeğimizi yine bunu örmeden sağ işimizi alıyoruz. Birin 3 ilmek ters. Bakın bu ilmeğimizin yönünü değiştiriyoruz soldan sağa doğru girip bu iki ilmeğimizi kesiyoruz. Bir ilmek doluyoruz. Bir ilmek düz örüyoruz. Bir doluyoruz. İki ilmeğimizi kesiyoruz. Bir, iki, üç ilmek ters örüyoruz. Bu ilmeğimizi örmeden aldık. Kenar ilmeğimizi de ters olarak ördük. Arka sırada ilmekleri gördüğümüz gibi örüyoruz. Bakın bu örmeden sağ şişimize aldığımız ilmeğimiz bunu arka sırada hep ters olarak örüyoruz. 3 ilmek düz, 5 ilmek ters, 5 ilmek ters, 3 ilmek düz, 1 ilmek ters. 5 ilmek Pardon 3 ilmek düz, 5 ilmek ters. 5 bir, iki, üç ilmek düz, bir ilmek ters kenar ilmeğimizi düz olarak ördük. Modelimizin ön yüzündeyiz. Kenar ilmeğimizi örmeden aldık. Kenar ilmeğimizden sonra bir ilmeğimizi örmeden boşalıyoruz. 2 ilmek ters örüyoruz. Bakın, burada ilmeğimizin yönünü değiştiriyoruz. Soldan sağa doğru girip bu iki ilmeği kesiyoruz. Bir doluyoruz. 3 tane düz örüyoruz. 2, 3. 1 dola 2 ilmeği birlikte kesiyoruz. 1, 2 ilmek ters örüyoruz. 1 ilmeğimizi örmeden sağ şişimizi alıyoruz. 2 ilmek ters. Bakın şu ilmeğimizin yönünü değiştirip bu ilmeğimizi soldan sağa doğru kesiyoruz. 1 ilmek doluyoruz. 3 ilmek düz örüyoruz. 3 ilmek düz. 1 doluyoruz 3 ilmekten sonra bu 2 ilmeği birlikte kesiyoruz. 2 ilmek ters örüyoruz. Burada bir ilmeğimizi örmeden yine sağ şişimizi aldık. Bu ilmeğimizi de ters olarak ördük. Kenar ilmeğimizi örmeden aldık. Kenar ilmeğimizden sonra bir ters ilmek, 2 düz ilmek, 7 ters ilmek. 7 2 düz 1 ters 2 düz 7 ters Pardon İlmeklerimiz çıktı Ben düzeltip geliyorum Yeni ilmeklerimizi düzelttim. 7 tane ters ilmek örüyoruz. Sayalım bir yanlışlık olmasın. 2, 4, 6, 7. 2 düz ilmek. 1 ters. Kenar ilmeğimizi de düz olarak ördük. Modelimizin ön yüzündeyiz. Bu sırada kenar ilmeğimizden sonra bir ilmek örmeden sağ şişimizi aldık. Bu sefer dört tane ters ilmek örüyoruz. 3 4 ters ilmek. Bakın burada bizim üç tane düz ilmeğimiz var. Burada kahve çekirdeğini uyguluyoruz. Bu 3. ilmeğimizi aldık. 2 ilmeğimizin üstünden geçirdik. 1 düz ördük. Bir doladık. Bir düz daha ördük. Şimdi dört tane yine ters örüyoruz. 1 2 3 4 ilmek ters. Bir ilmeğimizi örmeden sağ şişimizi aldık. Yine 1 2 3 4 ilmek ters. Bakın bu 3. ilmeğimizi aldık. Bu 2 ilmeğimizin üstünden geçirdik bir düz ilmek ördük, bir doladık, bir düz ilmek daha ördük. Şimdi yine 4 tane ters ilmek. 1, 2, 3, 4 ilmek ters. 1 ilmeği örmeden sağ şişimizi aldık. Kenar ilmeğimizi de ördük. Modelimizin ön yüzündeyiz. 1 ters ilmek, 2, 3 4 düz ilmek 3 ters ilmek 4 düz ilmek 4 düz ilmeğimiz var 4 1 ters ilmek 4 düz ilmek 1 2 3 ters ilmek yine 4 tane düz ilmeğimiz var yani arka sırada ilmekli Gördüğümüz gibi örüyoruz ilmeklerimizi. Tersleri ters, düzleri düz. Modelimizin ön yüzündeyiz. Bu sırada da bütün ilmekleri yine gördüğümüz gibi örüyoruz. Kenar ilmeğinden sonra bir ilmeğimizi örmeden aldık. 4 ilmek ters, 3 ilmek düz. Sıra sonuna kadar ilmekleri gördüğümüz gibi örüyoruz. 4 ilmek ters, bir ilmeği örmeden aldık. 1 2 3 4 ilmek ters 3 ilmeği düz olarak örüyoruz. 4 ilmek ters Burada ilmeğimizi örmeden sağ şişimizi aldık. Kenar ilmeğimizi de ters olarak ördük. Modelimizin arka sırasındayız. Kenar ilmeğinden sonra bir ters ilmek örüyoruz. 4 düz ilmek 3 ters 4 düz 1 ters 1 2 3 4 ilmek ters 3 ilmek 4 ilmek düz pardon 3 ilmek ters yine 4 ilmek düz 1 ters örüyoruz kenar ilmeğini de ördük modelimizin ön yüzündeyiz. Şimdi burada kahve çekirdeğini kapatıyoruz. Hem kahve çekirdeğini kapatıyoruz hem örgümüzün birinci sırasında birinci sırasına başlamış oluyoruz. Yani modelimizin ikinci modelin birinci sırasına başlamış oluyoruz. 1, 2, 3, 4 ilmek ters ördük. Bakın burada yine kapatıyoruz. 2 ilmeğin üstünden geçiriyoruz 3. ilmeğimizi. 1 düz örüyoruz. 1 doluyoruz. 1 düz örüyoruz. 4 ilmek ters örüyoruz. 1 ilmeği örmeden sağ şişimize aldık. Yine 4 ters ilmek örüyoruz. Bakın. 3. ilmeği alıp bu 2 ilmeğin üstünden geçiriyoruz. 1 ilmek düz örüyoruz. 1 doluyoruz. 1 düz örüyoruz. Geri kalan 4 ilmeğimizi de düz olarak ördük. Burada modelimizi bir kere kurduk. Buradan devam etmek isteyenler artık şimdi biz zaten ikinci modelin birinci sırasında kurduk. Arkadan aynı işlemlere devam ediyoruz. Ben size modelimizin biraz daha ilerlemiş halini göstereyim. Modelimiz çok güzel. Çabucak da ilerleyen çok zevkli bir örgü modeli. Bu mod Modelde neler yapabiliriz? Yelekler yapabiliriz. Sırkalar, bebek yelekleri, bebek hırkaları, bebek battaniyelerine bile çok yakışacak. Atkılara, etol şallara, dilediğiniz her alanda kullanabileceğiniz bir örgü modeli. Yapmak isteyen arkadaşlara şimdiden kolay gelsin. Kanalıma abone değilseniz abone olmayı, videolarımı beğeniyorsanız beğeni yapmayı unutmayın. Sağlıcakla kalın. Allah'a emanet olun. Bir diğer videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.